Değerli milletvekilleri, olmazsa olmaz insan haklarından biri olan ifade özgürlüğü ülkemizin en önemli demokrasi sorunlarından biri olmaya devam ediyor hala. 15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra ilan edilen ve bugüne kadar 3 kez uzatılan o hal koşullarında iktidarın istediği gibi düşünmeyen muhaliflerin yaşadıkları sorunları dile getirmesi her türlü engelleniyor. Bir zamanlar 12 Eylül faşizminin uyguladığı o hali kaldırmayı seçim malzemesi olarak kullanan iktidar, 3 sefer uzatmadan sonra neden o hal kalksın ki açıklamasıyla o hali kendi normali olarak gördüğünü, daha da sürdüreceğini açıklarken bugün Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı, Ankara'da da Yüksel Caddesi'ne girme yasağı devam ediyor. İnsan hakları anıtını gözaltına alıp sıkı yönetimi aşan uygulamalara imza atıyor Adalet Kalkınma Partisi. Yüksel Caddesi'nde insan hakları heykelinin hemen önünde iki eğitimciye destek vermek için gelen yurttaşlara polis her gün müdahale ediyor. İnsanlar gözaltına alınıyorlar. Geçen hafta insan hakları heykelinin önünde kolu operasyonda kopartılmış ve KHK ile işinden atılmış Veli Saçılık'ın annesi Kezban Ana yerlerde sürüklendi. Yüreğim o kadar acıdı ki atılan tekmeleri hissetmedim bile diyor. Bu söz birilerinin suratına aslında şamar gibi yapışmalı. Ama nerede o ar damarı çatlamamış siyasetçiler? Değerli milletvekilleri, İbn Haldun çok önemli bir filozoftu. Çok bilinen sözlerinden biri de para kazanma yollarının en gayri tabi olanı siyaset yoluyla para kazanmaktır sözüdür. Siyasetten para kazanmak ahlaksızlıktır diye özetlenebilir bu sözü. 15 yıllık iktidarınızın geldiği bu zulüm ortamında Atatürk'e edilen hakaretleri ifade özgürlüğü olarak gören bir sistem kuracaksınız neredeyse. Atatürk'ün fikri hür, vicdanı hür nesiller idealini biat eden, itaat eden ve ancak öyle rahat eden nesiller yetiştirmek üzerine algılıyorsunuz. Nobel ödüllü bilim adamı Aziz Sancar'ı yetiştiren Çapatı Fakültesini yerinden taşımayı, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un okulu Türkiye'nin ilk tarım okulunu kapatmayı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 80 yıllık kampüsünü İstanbul'a saray yapmak için boşaltmayı marifet sayıyorsunuz. Biz bunların yanlışlığını dile getirince de kızıp köpürüyorsunuz. Yakın geçmişin FETÖ'cü iktidar yalakaları kendilerine tanınan iftira serbestisiyle havuz medyasının gazeteleri ve ekranlarından kabataş yalanı benzeri kampanyalar yürütüyorlar. Muhaliflere de boyun eğin diyorlar. Biat etmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz, direneceğiz, sorgulayacağız. Kralın yüzüne baka baka kral çıplak demeye devam ediyorlar.